Performans olarak belki hem bireysel hem de takım olarak iyi değildik ama ilk haftada kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda bu performans ve takım olarak, bireysel olarak da performansımız yükselecektir. Ve daha iyi bir futbolla bu taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Umarım da ilerleyen haftalarda bu taraftarımızın desteğiyle beraber biz de daha iyi oynayarak, daha iyi çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Taraftar demişken... mücadelesi var. İlk maçtan sonra bir açıklama yaptılar. Hem ilk maçın değerlendirmesini rica ederim. Hem de 1-0'lık skor, tehlikeli bir skor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya tabii ki. Gol yedik orada. 1-0 mağlup olduk. Ne çok tehlikeli bir skor ne de çevrilmeyecek bir skor değil. Biz sahaya çıkıp turu geçmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Onları çok iyi analiz etmiştik ilk maçta. İlk maçın ilk yarısında çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci arada biraz daha yorgunluk ve biraz da onların baskısıyla beraber gollü bulmalarına neden oldu. Bu da 1-0 mağlup oradan gelmemize sebep oldu. Ama buradaki maç farklı olacaktır. Taraftarımızla beraber umuyorum ki turu geçecek, skoru alacağız. VAR sisteminin yoğun kullanıldığı karşılaşmalardan bir de tabii ki ligin başı ama siz futbolcu olarak saha içinde bu sistemi, o bekleyiş anını, o hakemle diyalogları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bekleyiş anı tabii ki futbolcu arkadaşlarım için biraz da iyi bir şey değil. Ama tabii ki doğru kararın çıkması için de güzel bir uygulama. Bugün bakıldığında bir penaltı verildi ama daha sonra izlendikten sonra penaltı olmadı. Daha öncesi offside olduğu kararı görüldü. Yani futbolun doğruluklarıyla doğruluklarının çıktığını görüyoruz. Bu da biz futbolcular adına memnuniyet verici. Yoksa bakıldığında belki burada bugün buradan iki takım da birer puan alıp ayrılacaktı. Neticesinde güzel bir maç oldu. Hem Bursaspor'a hem de bize bu sezon içerisinde tüm takımlara ben başarılar diliyorum. Henüz yeni bir başlangıç. İnşallah bizim istediğimiz gibi bir sezon olur. Son pozisyonda Şikerter'le bir anlaşma evet. Ve taraftarın neredeyse kalbi duruyordu. Evet. Ne söylemek istersin? Ya bunlar futbolun içinde oluyor. Biz de yapmak istemiyoruz bunları ama o anki sıkıntı, stres, baskı bu hataların olmasına sebep olabiliyor. Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmadan maçı bitirdik. Volkan taraftarla bir parantez açmak lazım. Evet, İnanılmaz gerçekten, bir destek vardı. Geçen sene ya gerçek bu destek Fenerbahçe, olsaydı. Gerçek Fenerbahçe taraftarı budur zaten. Ben 16-17 senedir buradayım. Onlar olduğu zaman biz daha kuvvetliyiz. Onlar olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Umarım ki bu sezon boyunca bugün bu taraftarı her zaman görürüz. Onların varlığı bizi mutlu eder. Onların varlığı bize güç katar. Onların yokluğu da bize eksiklik hissettirir. O yüzden onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Hep beraber bu sezonu en iyi bir şekilde, bu sezonu yakışır bir şekilde bitirmek istiyoruz. Barış oyundan çıkarken müthiş bir destek vardı Barış'a. Müthiş bir alkış vardı. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Sen neler söylemek istersin? Antrenmandaki performansları da bu şekilde mi Barış? Gerçekten Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek bir kardeşimiz. Hem futboluyla hem efendiliğiyle hem kişiliğiyle hem karakteriyle her şeye Fenerbahçe'ye çok yakışıyor. Bu alkışları hak ediyor. Hak edecek de daha da fazlasını hak edecek. Çünkü gerçekten çok fazla, çok büyük bir yeteneğe sahip. Umarım bu şekilde devam eder. Üstüne koya koya Fenerbahçe'ye layık bir futbolcu olarak ki öyle bir karakteri ve kişiliğe sahip. Umarım Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. Var mı? Teşekkür ederiz.